Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte 0.0 Android'deki Windows 10 Edition betasını inceleyeceğiz. Mobildeki MCP Master'daki bir özellikle yaptım bunu. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok şaşırdım ben de. Gördüğünüz gibi ben bunu beacon yapmıştım. Dur şimdi silelim. Bu ne oğlum ya? Çık. Mesela buraya sil ya. Tamam silmiştir artık. Buraya wo yazalım. W-O. Ve bununla başlayan tüm şeyleri buraya yazdım. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi arama yeri geldi. Yani ben ilk gördüğümde bayağı bir şaşırdım. Ama İngiliz YouTuber'dan gördüm ben de bunu. Bayağı güzel bir şeydi arkadaşlar. Azıcık kasıyor oyun. Bir dakika. Aynen. Oyun biraz kasabilir. Ben herhalde videoda olduğum için arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Ama kasmasına değer bir şey bence. Özellikle arama yeri yapmaları benim çok hoşuma geldi. Yani çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve Adventure'de zaten az önce gördüğünüz gibi Survivor'a geçelim. Survivor arkadaşlar. Oha dur. Sonsuz mu? Ha yok altta varmış. Şimdi abi bunun yanındaki tuşlar gözüküyor ya. Artık o kadara da ben de hiçbir şey demeyin abi. Adamlar bunu yapmışken yani sadece bu tuşların gözükmesine mi şey diyoruz ya? Yani gözükmesi daha iyi olur tabii. Bir şey demiyorum da bayağı büyük bir emek var yani burada. Bu emeği de şey yapalım yani. Emeğe saygı işi diyelim biz kısaca. Ben çok sevdim. Nasıl yapıldığını birazdan göstereceğim sizlere de. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. O zaman siz uzatmadan direkt bunu nasıl yaptığımı hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuradan hemen şey yapalım. Çıkalım. Bu arada Windows 10 Edition böyle şeyi geride olduğu için biliyorsunuz ki Setting'den video ayarlarından bu Google Screens'i full aldığınız zaman böyle gözüküyor. Windows 10 Edition'ın kendisi böyle çünkü çok güzel bir benzerlik yapmışlar bence hem de telefonlar için valla. Şimdi hemen geçelim. Şimdi MCP Master'ınızın ilk olarak son sürüm olması lazım. 0.16.0'ın full sürümü olması lazım. Yoksa işe yaramıyor. Ben öyle biliyorum. Şimdi açılsın. Gördüğünüz gibi burada böyle yerler var. Buradan Toolkit'e basıyorsunuz. Altta sağda. Buradan gördüğünüz gibi burada açık kapıyorum. Win10 yazıyor. Burada şey yazıyor. Windows 10 yalnızca test amaçlıdır. Hata oluşması halinde kapatın diyor. Yani ben bunu sevdim. Bunu açıp böyle arkadaşlar. Siz de benim gibi neyse. Abi videoda aramayın ya. Böyle şey yapabilirsiniz. Bir şey bu ne abi ne oluyor? Ok. Ha tamam bu benim kendi şeyim. Addons yani. İşte boş verin arkadaşlar. Böyle yapabiliyorsunuz. Benim gayet hoşuma gitti. Yapımını da gösterdim o zaman arkadaşlar. Bu videoda bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın.